Günaydın. Dünkü yorucu günden sonra 6-7 saat anca uyuduk. Kalktık, hazırlandık, toplandık. Şimdi çıkış yapacağız ama çantalarımızı bırakmamız lazım. Çünkü bir gün daha Petra'da, yani bir yarım gün daha geçireceğiz. Şimdi rica edeceğiz çantalarımız kalabilir mi diye. O sırada ben kaldığımız yeri göstereyim. Gece gösterememiştim. Şöyle bir konsept yapmışlar. Her yer kabin. İsmi de kabin hostel. Bizim kaldığımız kabin şu. Burası 2-3 kişilik. Yani aslında yeterli. Çok bir beklentiye girmediğiniz sürece gayet yeterli. Ama burayı full halde düşünemiyorum. O kadar çok kabin var ki. Değil mi? Mesela burası full olsa Evet, biraz düşünsene. yorucu Oo. olabilir. Sesler, gürültüler. Bak burada da var. Burada da var. Şurası lavabosu. İşte tuvaletlerde, banyoları da var hepsinin. Şey olarak şimdi kimse olmadığı için çok temiz. Kalabalık olsa nasıl olurdu bilmiyorum ama sevdik. Sadece kahvaltı dahil değil. Kahvaltı işte kişi başı 5 dinar. O da 200 liradan fazla yaptığı için biz kabul etmedik. Şimdilik böyle Petra'ya doğru yola çıkacağız. Ha bu da dışarısı. Çocuklara para verir miyiz oralarda? Verebiliriz. No, I know. Just I'm trying to keep our coins because I need Okay, to I'll give you. give I'll give some you one. children, you know, Okay, there. I will Yeah, give. yeah. I will give. This is one and this. Bugün normal insan gibi ön girişten girdik Petra'ya. Ön girişten girdiğinizde ilk olarak sizi bu vadi, pardon bu kanyon sizi karşılıyor. Çok böyle görkemli, görsel olarak çok büyüleyici bir kanyon. Ve şimdi ilginç yanı böyle yanından su kanalları yapmışlar. Bütün kanyon boyunca şu an görüyorsunuz. Bütün kanyon boyunca ilerleyen bir kanal kazmışlar ve aynısı bizim şeyde de var. Amasya'da Ferhat da Şirin'in Ferhat da Şirin. olduğu yerde orada Evet, Ferhat eser. dağlardan su getirmeye çalışmış. Aynı Efsaneye göre şekilde bu da böyle. dağları dermiş ve su kanalları yapmış, su getirmiş oradan. Yani bu su kanalları da gösteriyor ki zamanında burada çok güzel su kaynağı varmış. Ki zaten konumu, doğal konumu gereği fethetmesi çok zor bir yer. Görüyorsunuz girişlerinde bu kadar dar bir yeri nasıl kolayca fethedebilirsin. Evet, her yer O dağlarla yüzden çevrili. hem su kaynağı olmasından dolayı hem de savunması çok kolay olduğu için Bir de şey, birçok çok uygun... önemli Evet. ticaret yolu Tabii, üzerinde evet, bu da konumu var. çok güzel. O yüzden de birçok uygarlık burayı almak istemiş. Yani burayı almak için neler neler yapmamışlar. Hatta en son En son, evet. Romalılar burayı fethedemeyince yani Ele su geçiremeyince. kaynağını zehirlemişler efsaneye göre. Hani çünkü başka fethedebilecek bir yol bulamadıkları için su kaynağını zehirlemişler. Evet, Ondan zehirleyince sonra de burayı fethetmişler. insanlar ölmeye, zehirlenmeye, hastalanmaya başlayınca zayıflamış şehir ve Bizanslar da burayı işte ele geçirmiş. Evet, ama bir söylenti, ne kadar gerçek bilmiyoruz. Bunu buralı arkadaşımız, İşte dün arkadaşımız Cevat Cevat anlattı. otostop çektiğimizde bizi buraya getiren arkadaş. Sonra dün tesadüf gecenin bir Evet. yarısı yolda yürürken Bir daha denk geldiğimiz karşılaştık. Bir arkadaş. an sonra aldı bizi Aldı götürdü. bizi Yemek yemek yedik yedirdi. beraber. Allah'ım Muhabbet, yarabbim ya. sohbet. Gece bir falan da biz hostele gittiğimizde. Yani o kadar Evet. yorgunluğumuzun üstüne ama Ya yani... bir de öyle bir şey ki biz yorgunluktan direkt yatıp uyuyacaktık. Yemek yemeyi bile düşünmüyorduk. Çocuk aldı arabasına götürdü. Fal ısmarladı falan böyle üf. Ağlayacağım bu yurdun insanın şeyini ya. Böyle Hayır, başka misafirperverliğini. yemekler ısmarlamaya çalıştı. Biz kabul etmedik yani. Hani istemiyoruz dedik. Falan falan tamam dedik. Uf şu mağaraya bak ya. Bu taşların renginden dolayı buraya işte kızıl şehir, gül rengi şehir yani gül şehir falan gibi isimler takmışlar ki gerçekten de çok böyle Rengarenk. rengarenk ya. Ama Hani birkaç tane taş buldum böyle renkli renkli. Onları hatıra olarak evet. saklayacağım, götüreceğim. O kadar taşıyacağım ama olsun.
yüksekliğini de çok yüksek yapmışlar. Tam böyle sağdan soldan bakınırken aşağıdan bedevi kadınlar bağırdı, çağırdı, gelin dedi. Buradan yol var gibisinden. Şu an bak o aşağıda. Onların yanına gideceğiz inşallah. Bir yolları vardır. Çünkü onu oradan manzara görmeyi çok istiyorum ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Thank you. Şuradan tırmanamaz mı? Ya aşkım. Şu ortadan böyle tırmanamaz mı taşlardan? Sen otur ben bir tırmanıp geleyim. Bekle. Soralım. If we climb from there, can we climb the two up stairs? Behind? Yeah, we can. Can we climb behind the door? No, you have way climb from here. Because with the top, you have police. Police var diyor. Yeah, police. The police. Don't worry about the police. We can handle. But we need to get other side. Yeah. Because you know it's just we have just one day but here. Yeah. We want to see the wheel. Goes to. I'm so upset. It's this road going to behind the door, right? Yeah, behind. Yeah. Just tell me this. Okay, yeah. It's done. I'm going. Yeah. Yeah. She. You want to go? Yes. This way here. Okay, I can find the path. Don't worry. Ablam bile gidiyormuş ya. Öyle diyor. You can right? climb you, me? You can even you can go to top right? Me? You? No? Yeah, before we climb. We know the way up. Okay. So, I mean, it's not too hard. Yeah. Right? Yeah, it's good. Okay. Well. Şükran 40. Yeah. Dedi, sıçtırdılar dedi. Daha buradan dönüş yok dedi. Daha evet. Dedi toparlayamazlar dedi. Tekrar dedi. Şey yapmaları gerekecek dedi. Şimdi işte taşınmaları gerekecek dedi. Burada bir minik bir yol varmış. Yani yol derseniz tabii buna. Patikamsı. Birazcık tırmanmamız gerekecek. Ya orayı polisler kapatmış. İşte bedeviler orada. Buradan çıkmak yerine oğlum tırmansa mıydık ya? Bilemedim ki. Para istiyorlarmış diye. Yani kapıya kilit vurmak yerine bir tane polis koymak daha mantıklı tabii ama. Yukarıya neyse. Da o kadar polis. Bence yukarıda polis falan yok. Söylüyor. Adam sallıyor çıkmayalım diye. Hmm. Adam işte polis var falan gitmeyin dedi de. Biz dedik ne olacak? Hani polislerin bedevilerle sıkıntısı var. Bizle yok ki dün gördük. Hı-hı. Kaç kere yemeğe çağırdılar polisler. Evet. Geç kaldık. Kaçak girdik hiçbir şey demediler. Neyse şuradan şöyle tıngır mıngır. O kapının arkasına geçelim. O manzara noktasına bir gidelim ya. Başka da bir şey istemiyorum. Hadi. Hop. Hala çıkıyoruz. Ya böyle çıkacağımızı keşke üstüne atlayaymışız. Ama atlamak da kolay değil. O da kolay değil. Evet. Yani benim bacaklarım kısa ben. Evet. O kadar. Bana da çok boşluk var. Tırmanacak gibi değil benim için yani. Zor değil. Bak şu an gayet basamak basamak. Tırmanıyoruz. Seni takip ediyorum. Yukarıda polis olmasın. Yeter. Yok dedi ya çocuk. Şimdi kapıyı içeriden kilitlediklerini düşününce. İçerdiler. İçeri girip arkadan kilitlemiş olma ihtimalleri var. Veya başka yoldan gitmişlerdir. Geldik kız. Bir şey kalmadı vallahi. Hani kız? Düşme. Allah. Yola geldik. Kapıda aşağıda. Orada çocuk mu var lan? Evet. Yoksa kilit mi? Sabit duruyor öyle. Bilemedim. Neyse. Tutayım mı? Hadi at, bunu tut. At. Hop. Geldik. Yes.
İşte sürerken sevinmeyelim. Polisler yukarıda var mı yok mu bilmiyoruz. Belki de polisler oturuyor değil mi? Orada manzara evet. Noktasında düşünsen. Ama çıkmışken geri göndermezler lan. Ya şey yaparız ya. İki sohbet muhabbet. Belini kırarız hemen. Çay may verirler. He ya. Yola kaldığımız yerden devam ederken. Evet, peşimize takıldı bu kedi. Kedevi. Evet. Mama vermezsek hadi. Bizi polise ispitleyecekmiş. Hadi hadi yürü yol göster hadi. Hadi. Hadi gidelim. Gel hadi gel. Buradan mı? He buradanmış hadi. Gel. Kızdı bak git. Ne? Lan sesi yapma şerefsiz. O ne polisleri çağırıyor bak kaç aşkı. Valla kaçak var. Vallahi sesleniyor. Kaç. Kızdığa gel. Bedevi kedileri de yasakmış burada. Bedevi. Gelemediği için ağlıyor şu an. İsmi Kedevi, Kedevi. Bir öğrenemedim. Üyü. Buraya. Bunlar katır şeyi. Evet. Katırlar nasıl çıkmış buraya? Bir de yeni boklar gibi. Evet. Nasıl oluyor? Uf. Çöplere baklar. Bok, çöp. Evet bak. Ürdün insanı mükemmel. Sıcakkanlı böyle. Misafirperver falan. Ama şu çöp konusu. Yani çok pis. Her yer çöp. Geldik mi? Aha bak sağ tarafımız tiyatro. Da bedevilerin burada dükkanı varsa her gün. Burayı nasıl inip çıkıyorlar ya? Vallahi doğru gidiyoruz. Değil mi değil mi değil mi? Evet evet. Nasıl yukarı mı? He. Baksana bütün taşlar buraya gösteriyor. Yoksa ama aşağı tepede mı? De, tepede de taş var. Gördün mü? Aşağı mı yoksa? Bence yukarı. Çünkü... Burada bir şey yok gibi çünkü. Bir şey yok gibi. Aslında yol da var da neyse bir deneyeceğiz aşkım. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya? Oy. Öğlen sıcağım. Hadi aşkım. Geldik mi? Büyük. Aşkım. Bütün her şey. Gitti. Son adımlar. Yol iyice bozuklaştı. Tam yolu kaybettik diye düşünürken taş dizmişler böyle yola. Onları gördük. Bakmış adamlar. Ve geldik mi? Ve geldik mi? Ve hala mı gelmedik? Aa. Ulan neresi? Hayda. Bir bulamadık. Ya ulan o kadar yol teptik. Yanlış yoldan gelmişiz ya. Şu karşıya gidecektik. Allah cezanı vermeye. Öf. Ulan polis 10 dakika dedi. Biz buraya da 20 dakikada geldik. Az arayacağız vallahi. Öf. Gel gel geldiğimiz yerden geri döneceğiz gel. Ulan demin tam şuraya tırmanmışız ya. De orada. Allah belamızı vermeye. Şimdi oradan geri indik. Normal yolu bulduk. Ve işte karşınızda Petra'nın hazinesi. Hazinenin en güzel manzarası. Üf. Üf 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 üf. Var ya mükemmel ya. Dükkanlar burada varmış. Bir şey yapmışlar işte. Thank you.
Petra'dan iki otostopla şimdi Vadiram'a geldik. Önce Vadiram'ın kavşağında indik. Oradan hemen iki dakika bile beklemedik ya. Anında bir tane imam sağ olsun bizi aldı. Videoları göstermiş olmam lazım. Şimdi geldik kalacağımız yere. Şöyle ne kadar gözüküyor işte. İçerisi böyle. Göstereyim. Bedevi çadırı. Ama biraz daha tabii modernize edilmiş hali. Burada tuvaletimiz, banyomuz var. Evet, çadırımızın içinde. Üst olan kısmı burası. Baksana şuraya ya. Evet. İyi. İyi, hemen bir yapıştıralım. Şimdi 7'de yemek yiyeceğiz. Bakalım yemekte neler var. Of, çok yorulduk ya. 50 bin adım attık. 2 günde 50 bin adım. Ayaklarım hissetmiyor. Valla acıyor, parmaklarım birbirine yani girdi. Ya. Haydi bakalım. Hop. Hop. Uf. Olala. Bizimkinde sadece böyle şekil yapıyorlar değil mi? Biraz salatalarla. Hatırlıyor musun sen? Evet. Patates kızartması. Açık büfeymiş, ne varsa doldurdum. Thank you.